Evliya Çelebi dışında birçok kişi daha kendi çalışmalarında Ağızka bölgesi hakkında çeşitli bilgiler vermiştir. Bu kişilerden birisi de Katip Çelebi'dir. Katip Çelebi, tarih, coğrafya, bibliografya ve biyografya ile ilgili çalışmalar yapmış, Türk-Osmanlı bilim insanı, aydını ve 17. yüzyılın az sayıdaki nesir yazarlarındandır. Katip Çelebi, kayda değer nitelikte birçok eseri bulunmakta, fakat Ağızka bölgesi açısından onun Cihan-ı Numma adlı eseri büyük önem arz etmektedir. Osmanlı ülkelerin ilk sistematik coğrafya kitabı olma özelliği taşıyan Cihan-ı Numma, değişik ilim sahalarına ilgi duymuş olan Katip Çelebi'nin en önemli eserlerinden bir tanesidir. Buna bağlı olarak Katip Çelebi ilgili eserin sayfalarında Evliya Çelebi'ye benzer şekilde genel çerçeveli Ağızka bölgesiyle ilgili bazı bilgiler aktarmıştır. Katip Çelebi eserinde ana hatlarıyla Ağızka'nın Osmanlı'ya katılım sürecini ve bu süreçten sonra 1578 yılında cereyan eden Çıldır Savaşı sonucunda kurulan ve merkezi Ağızka olan Çıldır eyaletini, onun idari yapısını ve buna benzer konuları ele almıştır. Ayrıca Ağızka'daki İslam dininin etkisine vurgu yapan Çelebi, bölgedeki camiler, hamamlar, medreseler ve hanların Müslümanlara özgü motiflerle inşa edildiğini belirtmektedir.